İDEF'te tabii dolaşırken Canik standına geldik. Genca Bey ile geçen hafta çok güzel bir video yaptık, ürünleri anlattık. Ama dedi ki biz de burada ne yapalım derken bizim ilk kuruluş yılından gelen bütün ürünler, aslında güzel bir müze kurmuşsunuz buraya. Evet. Ya şu müzeyi bir dolaşalım. Nereden bu iş nereye gelmiş, sizlerle bir konuşalım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Buraya biz zaman treni diyoruz. Zaman treni en başta ana şirketimiz olan Samsung Yunusam ile başlıyor. Biliyorsunuz bütün şirketlerimiz bunun altında. Evet. Zaman içerisinde ilk kuruluş tarihimiz olan Eylül 1998'e geliyoruz. Burada Doğu Karadeniz Projesi kapsamında ne yaptık? İlk prototip silahımızı yaptık. Bu görmüş olduğunuz silah şu an gördüğünüz silah hiçbir zaman piyasaya sürülmedi. Yapıldı ve öyle ARGE amacıyla saklandı. Ondan sonra tozlu raflara değil ama rafa kaldırıldı. Müzenin bir parçası artık. Evet, uzun yıllardır da kimseye göstermiyorduk. Ardından biz yine Aralık 98'de seri üretime başladık ve ilk horozlu tabancamızı yaptık. Bu yıllarda tabii ki devletimizin bize vermiş olduğu bazı lisanslar vardı. O lisanslarla, yurt dışından alınan lisanslarla beraber o lisansların Türkiye versiyonlarını yapma yönteme gidiliyordu. Evet, her şeyi burada yapıyorduk ama dış tasarım olarak dışarıdan geliyordu. Çünkü ülkenin hani dışarıya olan bağımlılığını bir nebze azaltmanın ilk böyle hani prematüre aşamalarıydı diyeyim. Tabii bir yandan biz bu silahları yaparken ARGE'miz böyle deli gibi çalışıyordu. 10 yıl Tolga Bey, 98 yılından 2008'lere kadar 10 yıl boyunca ARGE yaptık ve tek bir amaç için. Türkiye'nin ilk polimer gövdeli silahını yapabilmek için. Daha doğrusu iğne ateşlemeli polimer gövdeli silahını yapabilmek için. Sonrasında da biz 2011'e geldiğimizde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 2008'e kadar ARGE'mizi bitirmiştik ama 2008'den 2011'e kadar da endüstriyelleşme süreci dediğimiz süreç sürdü. Ve bu süreç kapsamında da sonunda Türkiye'nin ilk iğne ateşlemeli polimer gövdeli. Polimeri biraz açar mısınız izleyiciler? Polimer açayım. Şimdi bugün herkese çok kolay geliyor. Eline polimer bir silah alıyorlar, inceliyorlar, işte güvenle kullanıyorlar. Sağlam, dayanıklı, keyifli ama düşünün bu bir plastik orijinli bir madde ve bunun o kadar dayanıklı yapılması ve bu kadar ateş ediyorsunuz. Tabii ve hassas, yani buradaki toleranslar son derece düşük. Yapılması hiç kolay değildi. Ülkemizde bunun altyapısı bile yoktu. Şimdi gerçekten savunma sanayinde bazı şeylerin bugün çok kolay konuşuyoruz ama çok değil. Yani bundan 12-13 sene öncesine kadar bunun altyapısı Türkiye'de yoktu. Bugün bir sürü güzide firmamız polimer gövdeli çeşitli silah platformları üretebiliyor. Hatta tüfekler üretebiliyor, şatkanlar üretebiliyor ama bunun 12-13 sene öncesine kadar bunun altyapısı yoktu ve bunun altyapısını Canik tedarikçileriyle beraber yapmış oldu. Ondan sonra tabii ki ilk yaptığımız günlerde bu kadar iyi miydik? Tabii ki değildik. Hiçbir zaman öyle olmaz ama o günlerde bile çok önemli mesajlar veriyorduk ki az sonra geleceğim. 2011'den sonra devam ediyoruz. 2013'te bir önemli bizim için milestone, yani önemli bir nirengi noktası olan bir tarih. Silah entegrasyonunun gelecekte bizim için çok büyük bir iş olduğunu öngördük. Gelecekteki yapacağımız büyük projeler için, çünkü vizyonumuz var. Ne yapacağımızı biliyoruz ama bunun için bazı know-how'ları da bünyemize almamız gerekiyor ve ilk iştirakimiz olan UNDEF'i kurduk. UNDEF, United Defense'ın kısaltması, Kasım 2013'te kuruldu ve entegrasyonlardan sorumlu şirketimiz olarak. Biraz ayrılmak lazım işleri tabii. Evet, tamamen beyni oraya aloke etmek, ekipleri oraya aloke etmek için biz bunu seviyoruz ve bir ekosistem oluşturuyoruz kendi içimizde. Çok gerekli görevleri özel şirketlere ya da markalara veriyoruz. O yüzden UNDEF yerini aldı. UNDEF doğmuş oldu. 2011'de piyasaya sürdüğümüz, ihracata başladığımız, 2015'e kadar tek tatlı iyileştirmelerle getirdiğimiz silahımız, iğne ateşlemeli polimer gövdeli tabancamız 2015 Mart yılında Türkiye'nin ilk devlet ihalesini aldı. Burada şu an ismini vermeyeceğim ama çok bilinen bir polimer gövdeli tabancayla, yabancı bir tabancayla son ikiye kalmıştı ve performans üstünlüğüyle beraber kazanmış oldu. Döve döve aldınız. Evet ve bu bizim için çok büyük bir motivasyon oldu. Bu motivasyon, çünkü devletimizin artık, kahramanlarımızın artık envanterine girmiş olduk. Bu da bizi motive etti ve bu motivasyonla çalışmaya devam ettik. 2017'ye geldiğimizde ise bizim ilk global ödülümüzü aldık. Biliyorsunuz silah dünyasında bir tabiri caizse Oscar ödülleri var. Tabii birçok silah dünyasında ödüller var. Farklı ülkelerde, farklı segmentlerde ödüller var. Ama en prestijli ödül ICA, International Choice Award ve bu ödülü ilk kez almış bulunduk 2017'de. O zamanki yarışma silahımız olan TP9 SFX ile bu ödülü aldık. Tabii bu bizi çok motive etti. Gerçekten 2015'teki bu kazanmış olduğumuz ihale, aslında ihale ve ihalelerden sonra 2017'de bu silahla takdir edilmemiz bizim motivasyonumuzu katladı. Doğru yolda olduğumuzu anladı. Hemen bir sene sonra 2018 Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi'ni Savunma Sanayi Başkanlığımızın önderliğinde açtı. Biz ne yaptık? Tabii ki oradaki en büyük adaylardan biriydik ve bu adaylığı kazandık. Mete programı başlamış oldu. Mete ismi Savunma Sanayi Başkanlığımızla beraber doğdu. Çok da güzel bir isim. İngilizce'de de biliyorsunuz anlamı var, o yüzden... Babamın ismi, her şeyden öte. Benim de oğlumun ismi. Ve biz de ne yaptık? Mete'yi Amerika'da da kullanmaya başladık. Ve devam ettiğimizde yine 2018'in sonuna gelmeden önce Canik USA'yı artık tamamen hayata geçirdik. Canik USA bizim Amerika'daki operasyonumuzun hem üretim hem de marketing ve diğer tüm süreçleri yöneten şirketimiz. Burada var olmanız ve bazı çaptaki silahları ve segmentteki özellikle tabancaları yapmak için mutlaka tam teşekküllü bir şirket ve fabrika ihtiyacımız var. Bu yüzden de geçmişteki vizyonumuzun devamı olarak 2018'de Canik USA'yı kurduk. 2018'de yine bu sefer daha önce 2017'de TP9 SFX ile kazanmış olduğumuz ödülü bu sefer Elite Combat, TP9 Elite Combat'la kazandık. Yine ICA bize yılın en iyi tabancası ödülünü verdi. Elite Combat'ı biliyorsunuz, aynı zamanda bir önemi daha var. Dünya tarihinde tabanca, yani handgun tabii yabancılar öyle diyor. Tabanca tarihine diyorum, ilk defa bir customize, uluslararası bir customize firması, yani silahları size göre, sizin isteğinize göre tasarlayan firma, bir mass production yapan, yani çok üretim yapan bir firmayla ortaklık yaptı bu projede. O yüzden önemliydi ve bu karşılık buldu ve ödül aldığı inanılmaz satış rakamlarına ulaştı. Hala da herkesin çok sevdiği, gönüllerinde yer eden bir silahtır. Akabinde 2020'ye geldiğimizde biz artık Union Robotics, bu o zamanlar bebek olarak doğdu. Şu an işte meyvelerini alıyoruz. 2023 yılına geldiğimizde Unirobotics'i dedik ki vizyonumuz gereği, evet o zamanlar daha AI Systems'ı almamıştık ama alacağımızı biliyoruz, ama aldığımız zaman da robotik sistemlerin geleceğin ya bizim önümüzdeki en büyük mücadele olacağını bildiğimiz için ne yaptık? Unirobotics'e yatırım yaptık ve onu kurduk. O da çatımız altındaki yerini aldı. İyi ki de aldı. Şu an 4 tane farklı yüksek teknoloji ürünü kuleyle İDEF'te gövde gösterisi yapıyor ve bununla da yetinmiyor. Dünyada da çok az vardır. Bir firmanın 4 farklı konseptle kule çıkardığı çok nadirdir. Bunu da altını çizmek isterim. Ardından 2021 yılı arada yine önemli bir marka bizim için. 2021 Nisan'da Mechanic Canik'i kurduk aslında. Bu bizim evrensel aksesuar markamız. Sadece Canik'e değil, tüm ateşli silah kullanıcılarına hizmet eden markamız. Onu kurmuş olduk. Aynı zamanda bizim parakende grubumuz yine bu mağaza altında, bu marka altında yönetiliyor. Hemen akabinde yıl bitmeden Temmuz ayında da 2021 Temmuz'da da Canik Akademi'yi eğitimlerden sorumlu ve danışmanlık ve eğitimlerden sorumlu şirketimiz olarak hayata geçirdik. Canik Akademi kurulduğu günden bugüne kadar sürekli kurumlara, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Emniyet Teşkilatı'na ve diğer ülkelerin askeri ya da kolluk kurumlarına eğitimler verdi. Aynı zamanda endüstri partnerlerimizi, yani örnek veriyorum platform üreticileri olsun gibi, kule üreticileri gibi olsun, böyle firmalara çeşitli eğitimler verdi. Bu fuardan itibaren Canik Akademi kapılarını sivil kullanıcıları da artık açıyor. Bununla ilgili tüm bilgileri akademi.canik.com'dan izleyenler alabilir. Zaten bir gün ziyaret edelim, bakalım neler var, bununla da ilgili bir konu yapalım. Evet, bu arada şöyle, akademimizin direktörü İsmail hocamız, baş hocamız bununla ilgili bilgilendirme yapacak zaten, ama tesisimiz inşaatı sürüyor. Çok büyük bir yatırım, çok büyük bir proje. Yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yatırım. Şu an inşaatı başladı. Mayıs ayında temel atma töreni vardı. Proje süreci plana uygun bir şekilde devam ediyor. Bu tesis bitinceye kadar Canik Akademi Türkiye'mizin ve dünyadaki önemli lokasyonlarda eğitimlerini verecek mobil olarak. Akabinde ne yapacak? Kendi tesislerinde eğitim vermeye devam edecek. 2022'ye geldiğimizde Türkiye'nin ilk kalifiye olmuş tek ağır makine tüfeği, daha doğrusu aslında Türkiye'nin kalifiye olmuş ilk ve tek ağır makine tüfeği TSK'nın envanterine girdi. Bu süreç 2018'de başlamıştı. 2022'de takvime uygun bir şekilde tamamlandı. Tek celsede tüm testleri sıfır hatayla geçen tek silah projesi. Bu çok önemli. Kalifikasyon sürecinin tek sefer tamamlayan tek silah projesi. Ve tüm teslimatımızı, yani bu projenin kapsamında ilk sipariş dediğimiz 750 adet makine tüfeği tek seferde verme onuruna eriştik. Çok iyi hazırlandığımız bir proje. Daha vizyonunu 2010'larda, 11'lerde koyduğumuz bir vizyondu. Ve kademeli olarak hayata geçti. Gururluyuz. Şu an biliyorsunuz sadece M2CB değil, M2F bir diğer kardeşi ve şimdi de M3 burada standımızda. Akabinde yine 2022'de artık aslında süre çok önce başladı EYI Systems için. 2019'un sonu başladı. Ama tabii her şey, mesela araya bir pandemi girdi. 2022'nin aralığında tamamen artık İngiliz hükümetinin de onayıyla AI Systems'ını satın almış bulunuyoruz ve şu an artık üretim hem İngiltere'de hem Türkiye'de devam etmekte. 2023'e geldiğimizde ise yine bu yılın başında çıkartmış olduğumuz iki önemli tabanca bizim için. Türkiye'nin ilk iğne ateşlemeli çelik gövdeli tabancası SFX Rival S ödülünü aldı. Yine ICA'nin yılın tabancası ödülünü aldı. Mutluyuz. Gerçekten çok mutluyuz. Devam ettiğimizde ise Türkiye'nin ilk mikro kompakt tabancası olan Mete MC9, o da Rival S'le beraber mikro kompakt olarak o da ICA ödülünü aldı bu sene. Bu arada şu an bunu çektiğimiz anda bunu biz duyurmadık. Bugün duyuracağız. Muhtemelen siz bundan sonra duyuracaksınız. Buradan da hani altını izleyelim. Öyle verelim. Öyle verelim. Ve en son olarak da en çok revaçta olan ürünümüz toplardaki 30 toplardaki en büyük ürünümüz, en revaçta olan ürünümüz 30-113 mm mühimmat kullanan Venom topu. Venom topu tabii AI Systems'ın hayatımıza girmesiyle beraber bizim en revaçtaki ürünümüz oldu. O da şu an Türkiye'de endüstriyelleşme süreci hızlı bir şekilde tamamlanıp Türkiye'de üretimi başlayacak. Çok çok teşekkürler. Şöyle bir Canik tarihini de sayenizde güzel bir şekilde ürünlerle birlikte görmüş olduk. Sizlere kolay gelsin. İyi fuarlar diliyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.